Hipokrat TV'den hepinize iyi günler diliyorum. Bugün bir başka konuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz antibiyotik kullanmam gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Özellikle bugün üst solunum yolu enfeksiyonlarında kışın çok sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik gerekli mi? Doğru kullanıyor muyum konusunu işlemeye çalışacağız. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları birinci basamakta en sık tanısı konulan solunum yolu hastalıklarındandır. Bu konuyla ilgili özellikle hastalar hekimlere antibiyotik yazılması konusunda baskı yapmakta, hekimler de gereksiz veya gerekli her halükarda antibiyotik yazma eğiliminde olmaktadırlar. Bu konuya bakarsak, üst solunum yolu enfeksiyonlarında %90'dan fazla erişkinde ve %80'den fazla da çocukta antibiyotik kullanımı gereksizdir. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bir kısmının sebebi bakteri değil virüsler olduğunu söyleyebiliriz. Eğer etken virüs ise antibiyotik kullanımı gereksizdir. Baştan bunu söylemekte fayda var. Diğer taraftan eğer bakteriden bahsediyorsak yani %10 erişkinde, %20'de çocukta eğer etken bir bakteri ise bu bakteri genellikle streptokok adını verdiğimiz bir bakteri türü olarak karşımıza gelmektedir. Acaba biz klinik olarak ve muayene ile ve semptomlarla doğru tanıyı koyma mümkün müdür? Biraz onu tartışacak olursak aslında çok da mümkün değildir. Bize bazı ipuçları vermektedir semptomlar. Bu semptomlar üzerinden konuşarak antibiyotik kullanımın gerekli mi gereksiz mi onu biraz irdelemek istiyoruz. Ee, basitçe bakarsak eğer çoğunlukla virüs etken olarak karşımıza geliyor demiştik. Virüse bağlı bir hastalık üst solunum yolu enfeksiyonu söz konusuysa burada genellikle ateş özellikle ateşe bakmamız gerekiyor. Subfebril bir ateşten söz etmek mümkündür. Ne demek subfebril? İşte e, genellikle 39 dereceyi aşmayan bir ateşten bahsedebiliriz. Oysa ki bakteriyel enfeksiyonlarda 39 derecenin genellikle üzerine çıkabilen ateşlerden bahsedebiliyoruz. Diğer taraftan viral kökenli enfeksiyonlarda burunda kızarıklık, burun akıntısı, kabuklanma gibi belirtiler vardır. Yine öksürük eşlik ediyorsa bu tabloya çoğunlukla viral kökenli olduğunu söyleyebiliriz tablonun. Yine virüslerin sebep olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir başka belirgin semptomu da ses kısıklığı, veya seste değişik bir tonaj hissedilmesi olarak karşımıza geliyor. Diğerleri işte hapşırık, halsizlik, iştah azalması, konjoktüvit dediğimiz gözlerde kızarıklık, göz aklarında kızarma gibi... ...semptomlarda diğer bulguları oluşturmaktadır. Genellikle birkaç günlük kırıklık, burun akıntısını takiben tablo biraz daha kişiyi rahatsız etmeye başlar birkaç gün sonra. Ve özellikle de viral enfeksiyonlarda hastalık 2-3 hafta kadar devam eder. İşte bu sebeple de... Gerek yetişkinlerde ama özellikle de çocuklardaki rahatsızlıklarda eğer hekim antibiyotik yazmamışsa hastalar veya hasta sahipleri hekime antibiyotik yazması konusunda ısrar etmeye başlamaktadır. Viral semptomları bu şekilde özetledikten sonra esas antibiyotik kullanımını gerektirecek üst solunum yolu enfeksiyonlarında. Yani bakteriyel enfeksiyonlarda acaba hangi klinik bulgulardan bahsedebiliriz? Biraz da bundan bahsetmekte fayda var. Özellikle ateş demiştik. Viral enfeksiyonlarda 39 derecenin üzerine çıkmaz pek. Genellikle daha aşağıdadır. Bakteriyel enfeksiyonlarda ise 39 derecenin üzerine sık sık bir yükselme söz konusudur. Eğer hastalar ağrı kesici, ateş düşürücü, parasetamol veya nonsteroid adını verdiğimiz, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar adını verdiğimiz ilaç grubunu kullanmıyor ise genellikle 39 derecenin üzerine çıkan bir ateşten söz edebiliriz. Bakteriyel enfeksiyonların bir diğer özelliği viral enfeksiyonlar gibi yavaş yavaş işte burun akıntısı vesaireyle başlamayıp ani başlangıçta olmasıdır ve genellikle semptomlara baş ağrısı çeşitli başın çeşitli bölgelerinde ağrıyla eşlik etmesinden bahsedebiliriz. Genellikle bu tip vakalarda öksürük eşlik etmez. Viral vakalarda öksürük daha belirgindir. Kuru ve inatçı bir öksürükten bahsedebiliriz. E, genellikle bakteriyel vakalarda, bakteriyel kökenli vakalarda öksürük olmaz. Çoğunlukla karşımıza gelen, viralde olmayan bir semptomdan bahsedersek, boğazdaki enflamasyona bağlı olarak genellikle hastalarda yutma güçlüğü olur. O sebeple de katı gıdalara karşı bir dirençten bahsedebiliriz. Genellikle çorba tarzı sıcak veya ılık çay, kahve içmek gibi eğilimler göstermektedirler. Bundan da bahsedebiliriz. Yine bir diğer semptom eğer hastalar genellikle kolay kolay kendileri tespit etmese de boyun bölgesinde, baş boyun bölgesinde lenf adenopati adını verdiğimiz lenf bezlerinin büyümesi gibi bir semptomla da karşılaşabilirler. Eğer kendi kendilerine bu bulgu ile karşılaşırlarsa bunun bakteriyel kökenli olma ihtimalinin çok yüksek olduğundan bahsedebiliriz. Yine aynanın karşısında dili dışarıya çıkartarak boğaz inspeksiyonu bakısı yaptıkları zaman boğazda bademcik tabir ettiğimiz tonsilalar üzerinde plaklar veya eksuda tarzı anormal oluşumlar görürlerse bu da bakteriyel olduğuna ve antibiyotik kullanımının gerekli olduğuna işaret eden bir semptomdur diyebiliriz. Genellikle çocuklarda daha yüksek olduğunu söylemiştik bakteriyel enfeksiyonların. Yine şunu irdelemekte fayda var. Özellikle 4 ile 10 yaş arası çocuklarda daha da sık görüldüğünü ve mutlaka antibiyotik kullanımı gerekliliğinden söz etmek gerekir. Aksi halde ne olur? Antibiyotik kullanılmazsa en korktuğumuz şey romatizma halk arasında denen akut romatizmal ateş denilen tablonun oluşması, eklem romatizması veya kalbe vurması gibi halk arasında tabir edilen tablolarla karşılaşabiliriz. bu sebeple 4 yaşla 10 yaş arası olan çocuklarda çok daha hassas olmamız gerekmektedir. Bunu da ifade etmekte fayda var. Yalnız tabii ilk 10 gün içinde enfeksiyonun başladıktan sonraki 10 gün içerisinde antibiyotiğe özellikle de penisilinlere çok duyarlıdır bu bakteriler. 10 gün içerisinde başlanması bu tablonun önüne geçmek için yeterlidir diyebiliriz. Bakteriyel enfeksiyon tanısı kondu. Antibiyotik başladık. Her zaman doğru kullanımı için ısrar etmekteyim ben antibiyotik kullanımının. Aksi halde dünyadaki çok ciddi problemlerden bir tanesi bakterilere karşı antibiyotik direncinin hızlı bir şekilde gelişmesi. Ve yeni antibiyotiklerin de eskisi kadar hızlı değil. ilaç firmalarının çok fazla ilgi göstermemesi ve bu konuda Yeni antibiyotiklerin çok daha yavaş olarak piyasaya sunulması konusuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Antibiyotiğin doğru kullanımı nedir? Antibiyotiğin doğru kullanımı şudur. Hasta antibiyotik kullanmaya başladığı zaman, bakteriyel enfeksiyonda bir süre sonra kendini ilacın etkisine bağlı olarak iyi hissedecektir. Tabii ki bu hastalarda sadece antibiyotik değil, beraberinde ateş düşürücü, ağrı kesici ilaçlardan da kullandığımızdan dolayı birkaç gün içinde hasta kendini iyi hissedebilir. Ancak bizim hastalarımıza önereceğimiz şey şu. Antibiyotiği bitene kadar veya hekimin önerdiği süre kadar kullanması kendini iyi hissetti diye hemen bırakmamasını öneriyoruz. Bu çok çok önemli. Çünkü bu şunu ifade ediyor. Vücudumuzdaki mikrobun %90'ını biz antibiyotik sayesinde yok ettik. Geri kalan %10 en dirençli olan kesim ve 2-3 ay sonra tekrar bu enfeksiyon geliştiği zaman üreyen bakteri bu dirençli olan %10'dan üreyen bakteri ve ilk kullandığımız antibiyotiğe bu sefer cevap alamama gibi bir problemle karşılaşmamız söz konusudur efendim. Yine bu hastalarda yatak istirahati kesinlikle çok çok önemli. Kendilerini yormaması bir şekilde dinlenmesi vücudun daha hızlı toparlanmasına sebep olabiliyor. Diğer sorulan sorulardan bir tanesi bu tip hastalarda eğer bakteriyel, viral işte narenciye veya yenmesi, narenciye suyu içilmesi gibi durumlar, C vitamini alınması gibi durumlar. Bunların etkinliği kesinleşmemiş olmakla beraber vücuda bir zararı da yoktur. Hasta kendini iyi hissettikten sonra kullanmasında bir sakınca görmüyoruz. Ancak bizim önerdiğimiz bol bol sıvı gıda alması hastaların ve dediğimiz gibi bir süre yatak istirahati de bulunması. Benim bugün sizlere bahsetmek istediğim konu bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar efendim.